hikayet buyurdu Cenab-ı Allah. Estağfirullah. İnsanoğlu dahi başka bir şeyden Cenab-ı Hak sevmedi, şikayet etmedi. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Yazıklar olsun. İnsan olma ki bu kadar nimetin içerisinde Cenab-ı Hakk'a şükretmez. Şükreden kullarım azdır. Evet. Bu çok büyük bir hitaptır. Onun için korkuyorum. Elhamdülillah ne olmasa eziklik geliyor. Şükür ya Rabbi. Neyse bakar. Şükür dediği vakırda daha şey var. Elhamdülillah eziklik. Yani Cenab-ı Hak'tan şikayet gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın nimetleri hadsiz hudutsuz. İnşallah. Bir şey dokunur bize, bir iğne, bir şikayete başlarız. Evet. Bu bunca nimet, hesaba gelmez nimet. İçerisindeyiz. Makineyle nefes alır. Divan şairi son Hattat. Kapandı onunla. Yazıları var. Adil Efendi. Mehmet Nazım Kaytazade. Kaytazade mi oturmuşsunuz? Evet. Evet. Annesinin babası. Ha, Kaytazade sonuç büyük şair. Efendim. Allah rahmet eylesin. Lütfen Mevlevi dergahına gittiğinizde sema edilenlerin kıblesindeki hatlar denemildi. Maşallah. Biz bu sene Mevlevi Hane'de Ramazan sohbetleri yaptık 3 defa. Yani Türkiye'den bir neyzen ve bir kanun tambur istedim. Ve Halit Fedai geldi ve Kaytazade'yi anlattı bize. Ve orada andık ve şiirlerini okuduk. Allah dedeniz Allah rahmet eylesin. Dedeniz olduğunu bilmiyorum efendim ben. Dedemin. Allah rahmet eylesin. Dedemin dedesi Musa. Ben daha önce de okudum kayıtları. Hala Sultan Hazretleri'nde imamlık yapan dedeniz hangisiydi efendim? Hala Sultan Hazretleri. Hasan dedeniz. Hala Sultan Hazretleri'nde. İmamlık yapan. Kimi? Dedeniz babanızın babası Hala Sultan. Ha, Yeşilbaş. Getir oradan. Resim asıl. Orada mı kalırdı efendim? Evet. Orada mı ikamet ederdi? Tekkede mi ikamet ederdi yoksa gider İskelede. Gelir miydi? İskelede. Gider gelirdi her ama gün. Ama evlenmeden evvel 40 yaşına kadar dergahta dervişlik yaptı. Maşallah. Fî sebilillah. Maşallah. Babası, şeyhinin babası, dedesi, amcası. Yeşilbaş Hacı Hasan Efendi. Maşallah. Budur imam. Maşallah. Seyyid kendisi. Maşallah. Maşallah. Seyyidlerdendir. Dedemizin işi bu. Allah rahmet eylesin. Fatiha. Oh ya Rabbi şükür. Ya Rabbi şükür. Ya Rabbi şükür. Ya Rabbi şükür. Ondan sonra yola kafileler gider. Hiç deveye binmemiş. Allahu Ekber. Develerin yanında Cibril'le beraber asasıyla gördü. Dört defa gidip geldi. Maşallah. Kaç bin kilometre. Çöllerin içinde. Hiçbir şey. Dedem. Yeşilbaş dedem. Maşallah ya. Ne gayret. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şu ismi min vakt temşi min Ürdün tedhul Arabi. Tebuk. Himmetleri vardı eskilerin. Maşallah. Tabii.
Maşallah. Eskiler acayip tabii. Herhal İbrahim Ethem Hazretleri'ydi o. Evet. Efendim, saltanatını bıraktıktan sonra evet. yola düştü. Şeye, Beytullah'a yürüyerek gideceğim dedi. Geçti. Suriye toprağını geçti. Onun yeri şeydedir. Efendim, Lazkiye'ye yakındır. İbrahim Ethem Hazretleri'nin şeyi. Makamı, camisi var, İstanbul camisi. Şimdi Ürdün'e girdi. Ürdün'de çöl başladı. Şeytan yaklaşmış. Şeytan yaklaşmış. Demiş ki ya İbrahim Ethem, dikkat et. Bu saltanatı bırakmaya benzemez. Bu çöllere kim girdiyse sağ çıkmadı. Dikkat et. Yalnız başına gireyim deme buraya. Öyle mi? Hey. Öyleyse afiyet olsun. Üşendiği su. Öyleyse demiş, and olsun. Bir adım atacağım, iki rekat kılacağım, öyle geçeceğim demiş. Her adımda iki rekat. Himmete bak sen. İbrahim Ethem Hazretleri. Tövbesinin sebebiyle bir gün av peşinde koşulurken efendim bu taraftan bir ses geldi diye, sada geldi. Ya İbrahim ehudikte lihada yani bu sen mi yarattın? Allah seni bu işi için peşinde av için mi yarattın? Yarattı seni. Bu biter bitmez bu tarafta bir sada geldi. En bihada ümirte. Bununla mı emir olundu? Bunun için mi yaratıldın? Yoksa bununla mı emir olundun? Peki öyle mi? Her şeyi bıraktı. Daldı. Dedi ki her adım başına iki rekat kılacağım da öyle geçeyim. Kabe-i Muazzama kendisini karşılayanlarındandı o. Tek Türk ümmetin içinde. Kabe-i Muazzama'nın hakikati karşıladı diyor. Allah İbrahim Ethem Hazretleri. Allah'a sığın tatlı ses. Aynı soru bize de şuna geçerli. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Maşallah. Tövbe ya Rabbi, tövbe. Ne günlere kaldık biz. Allah. Evet, evet. Maşallah. Zaman oldu, ahir zaman zuhur eden alamettir demişler muhtemelen. Her şey, her şeyi bozmuşlar. Her şeyi bozmuşlar. Ben de diyorum yahu, biz ahir zaman ümmetiyiz. Ahir zamanda sonunda kalan ümmetleriz artık. Alametler tamam olunca kıyamet kopar. Bir şey kalmadı ki. Allah Allah. Müftü Efendi'nin zahmet etti buraya kadar geldi. Seve seve koşa koşa. Hürmetli bir makamı bunlar efendim istihfaf ettiler. Yani kapıcı kadar kıymet vermediler. Maalesef. Bitirdiler. Türkiye'yi de burayı da. İstihfaf. Evet. Hafiflettiler yani. Yani en kıymetsiz sınıf.
sen daha belki doğdun ya doğmadıydın. Lefkoşa'da Laleli Camisi var. Bilir misiniz? Geçen hafta oraya da oradaydım, oraya gittim. Evet, hurması da var. İki tane, çok güzel hurması var. İki tane. Evet. Haznesi de var, kapının var, tabii, tabii. Eski cami o da Laleli. Ha. Efendim. Allah. Hoca efendisi vardı. Ulema kıyafetiyle. İpçi Ali Efendi derlerdi ona. Fakir. Efendim sakallı, sarıklı, cümbeli. Öyle bir şeyle. O vefat ettikten sonra bir mütekaid efendi vardı. Onu tayin ettiler. Bir gün öğle namazına oraya yetiştim ben. Efendim, tabii bizi mihraba bırakmak suçtu. Altı ay hapis, 50 lira para cezasıyla dava benim hakkımda. Böyle kanunu var o. Şimdi can çekişenden ölüp gidenin yaptığı kanun bunlar. Sonra mihraptan çıktı, başından İslam tacını bıraktı, cübbesini bıraktı, sivil bir kimse. Dedim ya, efendi bir kimseydi, yavaş çok, edepli. Dedim, Ali Bey, bu cemaatin içerisinde en hakir olan sınıf nedir dedim ben ona. Bana dedi, yok zibilcidir, yok ayakkabıcıdır, yok boyacı, böyle şey. Yok dedim, hiçbirisini isabet etmedi cevabı. Peki, nedir? Siz söyleyin dedi. Bu cemaatin içinde en hakir olan sınıf hocalar sınıfıdır. Olur mu öyle şey? Olmasa dedim, sen ulema sıfatını mihraba bırakıp da dışarıya efendim öyle çıkıyorsun ki millet senin imam olduğunu bilmesin. Çünkü imamlara milletin bakışı çok fena. Papaza daha fazla saygı gösterirlerdi, bizim imamlarımıza göstermez. O hale getirdiler bunlar. İşte böyle şimdi bu halinde, bu memleketin hali böyle oldu. Evet. Türkiye, Anadolu Harbi'nden sonra 13 milyondu. Şimdi 93 milyon mu, 85 milyon mu nedir? 74 milyon. Evet. 74 milyon. Fazla. Hı hı. O eski şey gayettir. 70'i geçmiş, var ya 80'e vardı dediler bana da. Dedim, bir memlekete girdiğiniz vakitte, efendim, yani hoca sıfatında kimse libasını giyemez. Halbuki bu libas iftihar libasıdır. Yüksek üniformadır. Sen askerin efendim dışarıda giydiği elbiseyi dışarıda giyebiliyor mu? Giyiyor. Bize ne için yasak ettiler? Çünkü asker üniformaya çıktığında sayılır. Bizi siz avam sınıfına koydunuz ki efendim tanınmayız. Bize hürmet eden yoktur. Bize küçük mekteplerde Mufsa Efendi alıştırırlardı. 7-8 yaşındaydım hatırlarım.
büyüklerinize yolda görürseniz hoca efendilere selam vereceksiniz. Ben 7 yaşındayken böyle selam verdi. Müftü efendiyle selamımı alırdı. Maşallah. Şimdi bitirdiler. Bitirdiler. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Allah'a sığınır. Nasıl olur? Hikaye çok. Sabah kadar başını ağrılacak. Estağfurullah. Elimizde bir şey yok ki. Neler yaptılar ama. İnşallah düzelir. Oh. Düzelecek inşallah sultanım. Efendim? İnşallah düzelecek inşallah. Hay hay. Allah'ın izniyle düzelecek artık. Her eğri duvar yıkılır. Nasıl düzelecek? Yıkılacak. Eğri. Muhakkak yıkılacak. Bunlar başından eğri tuttular. Yıkılacak. İnşallah. 100 tane gencenin kuvveti olsa yıkılacak. Çünkü mimarisi böyle. Sen mimarbaşı. Öyledir. Eğri duvar ne kadar dayanır? Yıkan baştan yapan. İşte temelden. Şeyde Van'da yap olduğu gibi olur. Kırıyor aşağıya. Allah hatırınızı hoş ettiniz. Allah hatırınızı hoş eylesin. İslam'a hizmetiniz makbul olsun. İnşallah. Dualan eksik olmayın. Biz ömrümüzü bereketlesin. İyi kulları biz beraber eyle. Amin. Kötü kullardan bizi uzak eyle. Amin. Allah Allah. Allah Allah. Senin yolunu tıkayanlar nabedid olsun. Amin. Senin yolunu açanları isteriz ya Rabbi. Amin. Gönder bize. Sana nasıl ulaşırız? Onlardan gönder bize ya Rabbi. Bu başımızdakiler hep senin yolunu kapatıyorlar. Bunlar nabedid olsun. Kaybolsunlar. Böyle 5 vakit ediyorum üstüne dua. Fatiha. Peki. Ben dahil. Hiç lütfen. Yok kalk. Makamına. Estağfurullah. Kabe'yi öpesin. Yeni defa. Amin. Allah razı olsun. Hayır dua beraber olsun. Ne yapalım? Temiz konuşayım. Müftevendim korkup. Başkası olsa toz duman da işleri.